Ve Suruç'a gidiyoruz sevgili seyirciler. Suruç'taki yansımalarına bir bakacağız. Nilüfer Kutlu bizi bekliyor. Evet Nilüfer, söz sende. Pınar Işık Ardor, öncelikle sınıra 5 kilometre mesafede olduğumuzu söyleyelim. Peşmerge birliğinin bulunduğu kampa çok yakın bir noktadayız ve onların Kobani'ye geçişini bekliyoruz diyelim. Ve bugün hemen bugün akşam üzeri yaşanan sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü ilk kez Peşmerge birliğinin Suruç'taki kampına ziyarette bulundu ve denetimlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı ve aldığımız duyumlara göre Peşmerge birliğinin Kobani'nin batısındaki Yumurtalık tarafından geçeceği bilgisini edindik. Ve Kobani'deki savaş 47 gündür devam ediyor çatışmalar. Kobani artık neredeyse tanınmayacak hale geldi diyebiliriz. Tam bir harabeye döndü diyebiliriz. Ve Suruç'taki çocukların zihninde de harabeler yarattı o savaş. Hasara yol açtı zihninde çocukların. Biz burada zaman zaman Suruç'ta halkla konuşuyoruz. Çocuklarla sohbet etme fırsatı buluyoruz ve onlar buradaki savaşı, karşıdaki savaşı çıplak gözle görebiliyorlar. Patlayan bombaları, çatışmaları, silah seslerini duyabiliyorlar, görebiliyorlar ve bundan çok etkileniyorlar. Onlar büyüdükleri zaman bunu birebir birinci ağızdan anlatacak kişiler olacak çocuklar ve ders işlerken, ders sıralarında onlar patlayan bombaları görüyorlar, gördüklerini söylüyorlar. İlk başta belki birazcık daha fazla korkuyorlardı ancak şimdi biraz daha kanıksamış durumdalar. Ne yazık ki savaşa giderek alışıyorlar diyebiliriz. Kendileri söylüyorlar bunu ve anneler babalar endişeli çocukları için Suruç'ta ayrıca esnaf da kepenk kapatmış durumda. Çoğu esnaf halinden şikayetçi. Kobani'deki savaşın Suruç'a yansımaları böyle. Biz zaten TVM ekibi olarak da zaten günlerdir haberini de yapıyoruz. Özellikle çocuklar ve kadınlar açısından bu savaşın çok kötü yansımaları oldu Suruç'ta bile. Ve biz yine de bu haberleri yapmaya, takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Nilüfer Kutlu. Biz...